door and I was able to talk to you. I gotta talk to you right now about what's really going on in this world. And there is so much I can discuss. Oh man, I want to talk about a lot of things. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O.N to the easy E. Know that we undefeated, y'all are beneath them speed. Herkese selam canlar, bugün sizlerle birlikte aylar yıllar sonra yeni bir VKBRL videosuyla daha karşınızdayım. Bir yıllar arkadaşlar bizlere yeni güncellemeleri, yeni aksesuarları, yeni karakterleri belki de önceden gösteren ya da bir fikir veren VKBRL yayını arkadaşlar. Biliyorsunuz ki aylar boyunca yeni bir ses vermiyordu ta ki düne kadar. Dün arkadaşlar VKBRL'nin doğum günüydü. Yani 19 Nisan yapıyor. 19 Nisan doğum tarihinde bir şeyler olabilir mi dedik. İki tane değişiklik oldu. Birinci olarak yeni bir Jesse sesi geldi. İkinci olarak da yayın bir saniyede karardı. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzda VKBRL radyosunu bilmeyenler için VKBRL nedir? Kısacası hayat hikayesini sizlere anlatacağım. Bir yıl boyunca VKBRL'de neler oldu? Nasıl şeyler değişti? Yani görüntüsü açısından nasıl şeyler geldi geçti? Onlara bakacağız. Bir de yeni seslerdeki gizem ve detaylara bakacağız. Videomuza geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. VKBRL'in geri dönüş şerefine arkadaşlar sizlerden güzel bir like patlaması bekliyorum. 1600'den gelirse daha fazla VKBRL hakkında videolar gelir tabii ki de ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. O zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. VKBRL arkadaşlar bir yıl önce dün başladı ve çok az kişi fark etti. İlk başladığı zamanlar hatta kimse fark etmedi bu radyo yayınını. Fakat Brawl Stars'ın arkadaşlar Android ve iOS'ta marketlere baktığınız zaman açıklama kısmında VKBRL'in linkini bulabilirsiniz. 3 tane soru işareti şeklinde bu linki paylaşmaya başladılar arkadaşlar. Daha sonrasında Brawl Pass'in gelmesiyle beraber VKBRL yayını başladı ve Brawl toplarının altına artık en açıklamanın en alt kısmına da VKBRL'in linkini koydular. Yani yavaş yavaş VKBRL'i tanımaya başladı. Ulan bu ne acaba dediler ve böyle sayılı YouTuber'lar VKBRL'in videosunu çekmeye başladı. Ve mesela ben de VKBRL çıktığı zamanlarda ilk videosunu çeken kişilerden bir tanesiyim. Ama çok sınırlı kişi fark etti arkadaşlar bu radyo yayınını ve bizim video yapmamızda bir şey değiştirmedi çünkü daha hiç kimse VKBRL hakkında bir fikri yoktu. Yani açıkçası VKBRL ilk çıktığı birkaç ay boyunca hiç fark edemedi diyebiliriz. Daha sonrasında VKBRL'ye baktığımız zaman esasında bizlere yeni güncellemenin bazı şeylerini önceden gösterdiğini anladık. Bunu nerede anladık arkadaşlar? İlk olarak birinci maddemiz olarak VKBRL Barley ve Piper animasyonu gelmeden önce onların outrolarına çalan müzikleri bizlere daha önceden göstermişti. Şimdi nasıl olduğunu kısa bir video halinde sizlere derledim, onu bir izleyin. İzlemiş olduğunuz gibi arkadaşlar VKBRL Barley ve Piper animasyonundaki müzikleri bizlere cızırtılı bir şekilde sunmuştu. Yani anlamıştık ki VKBRL Brawl Stars'ın resmi bir yayını ve Brawl Stars bunu hiçbir şekilde de inkar etmiyordu. VKBRL hakkında gelen soruları asla cevaplamıyordu. Bu da olayı daha gizemli kılıyordu arkadaşlar. Biz VKBRL hakkında videolar yapmaya başladıkça insanların VKBRL'ye olan ilgisi artıyordu. Yavaş yavaş VKBRL radyosu popülerlenmeye başlıyordu. Özellikle yeni animasyonlar geldikten sonra VKBRL bayağı popüler oluyordu. Ama herkesin kafasında bir soru vardı. Benim çok merak ettiğim bir soru. Bu VKBRL radyosunu kim yapıyor ya da hangi karakterimiz yapıyor? Şimdi o sıralar Pam remodel olmuştu arkadaşlar ve Pam'in kolunda Pam'de bulunan bir bileklik arkadaşlar VKBRL radyosunda görmüştük. Ve demiştik ki acaba VKBRL'yi Pam mi yapıyor? Yani bu gizemli yayını Pam mi sunuyor? Daha sonrasında arkadaşlar oyuna Nani isimli bir karakter gelmişti. Nani, Pam ve Jesse'nin üçlüsüne gelmişti arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu üçlü zaten üçü de birbiriyle bağlantılı. Jesse Pam'in kızı, Nani de Jesse'nin yapmış olduğu bir robot, üçü de bir kız karakter ve Nani'nin bilekliğinde arkadaşlar artık VKBRL radyosunu görmemiz dediktir ki acaba bize hani bu Jesse, Pam ve Nani'nin grubu VKBRL'yi yapan üçlü mü dedik ki zaten son gelen ses de Jesse'nin sesi arkadaşlar, yani VKBRL son gelen ses. Daha sonrasında arkadaşlar yayın karardı. Evet, yayın karardı ama kararmadan önce Max'in enerji içeceği geldi. Şu anda da yayının en sonki halini görebilirsiniz. Yani Max'in enerji içeceği geldiği zaman yayın bu şekilde bir görüntü aldı. Ve Max'in enerji içeceği gelmeden önce de arkadaşlar ya da geldikten sonra da o sıralarda zaten 1. Brawl Pass sezonunun sonuna geliyorduk. Yani hangi sezon biliyorduk tahmin edin arkadaşlar? Canavarların yazı sezonu. Bu sezon hangi karakterlerin? Max ve Surgeon. Yani Max ve Surgeon temasında biz zaten Max'in enerji içeceğini orada görmemiz esasen bile çok, bizi çok fazla şaşırtmadı. Çünkü canavarların yazı temasına bir göndermeydi. Max'in enerji içeceği daha sonra devrildi. Bir yayın karardı arkadaşlar. Ve dedik ki hani bizlere bir sürü aksesuarın, bir sürü temanın, belki animasyon ve karakterlerin müzikleri hakkında ya da bir görünüşleri, işte özellikleri hakkında bir sürü fikir verdi ama her güzel şeyin bir sonu vardır dedik arkadaşlar ve VKBRL'in artık kapanacağına %100 inanmıştık. Çünkü hani her gün yeni bir ses veren, neredeyse her gün yeni bir ses veren arkadaşlar, özellikle geceleri saat 3 civarında yeni sesler yayınlayan VKBRL'in hani o zamanlar için, bizler için böyle günlerce, haftalarca yeni bir ses vermemesi ve karanlık bir şekilde yayın hayatına devam etmesi bizler için bir sondu. Ama daha sonra VKBRL geri döndü. Nasıl geri döndü arkadaşlar? This is normal. Yani bu normal sesi şekilde geri döndü. Daha sonrasında ise this is normal sesleri haftalar boyu devam etti. Ama bizlerin dikkatini çeken bir şey vardı ki arkadaşlar, o da şuydu. Radyonun ivresi 10-10-20 tarihini gösteriyordu. Yani ilk önce 10'a gidiyordu. Sonra yine 10'a gidiyordu. Sonra 20'ye gidiyordu. Sonra bunları tekrarlıyordu. Yani arkadaşlar 10-10-20 tarihinde bizlere sanırım 10 Ekim tarihini veriyordu. Ve 10 Ekim tarihinde bir şeyler olabilir mi demiştik. 10 Ekim tarihi geldi arkadaşlar. Sabah bir şey olmadı. 10 Ekim tarihinin akşamı, geceye yakın saat 7, 8, 9, 10 gibi sanırım yeni bir ses geldi. Bu da this is normal'in birazcık daha değişik olan we already told you this is normal, yani biz size söylemiştik bu normal sesiyle beraber VKBRL geri geldi arkadaşlar. Sonra dedik ki artık bundan sonra her gün yeni ses gelir mi? VKBRL eski haline geri döner mi? Artık abi yeter, çünkü hani o zamana göre bütün içeriklerimiz VKBRL'de, günlük VKBRL videoları yapıyorduk. Yani aylar boyu arkadaşlar, belki 5 ay olmuştur bilmiyorum. Çok uzun bir süredir aynı bu sesle beraber devam etti. Ama arkadaşlar bunun şeyden dolayı kaynak olduğunu düşünüyoruz. Pandemiden dolayı olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü VKBRL başladığı zaman pandemi diye bir şey yoktu. Yani plana dahil etmedikleri bir şey gerçekleşti ve koronavirüs diye bir şey çıktı. Bundan dolayı belki de VKBRL bu şekilde ara vermiş olabilirler. Yeni sesler eklemek için tabii ki arkadaşlar verdikleri sesler uydurma sesler değil. Yeni güncelleme hakkında spoiler veriyorlar. Bunlar da tabii ki kolay değil. O yüzden ben VKBRL böyle aylar boyu bir ara verdiklerini düşünüyorum. Ve arkadaşlar dedik yani 19 Nisan tarihine başladı VKBRL. 19 Nisan tarihine başlamasıyla beraber zaten oyuna bir giriş ekranımızda 19 Nisan tarihini biz görmüştük. Bu da VKBRL'nin başlama tarihini bizlere gösteriyordu. 19 Nisan'da başladı ve aradan tam bir yıl geçti. Bir yıl boyunca, hani bir yılın yarısı boyunca belki de hiçbir sesle ses vermedi. Acaba dedik ki dün bir şeyler olur mu? VKBRL yeni ses gelir mi? Eğer gelirse VKBRL'nin devam edeceğini düşünüyoruz dedik. Gelmezse de artık kapanır demiştik arkadaşlar. Ve evet, beklediğimiz oldu arkadaşlar. VKBRL'e yeni bir sesi geldi. Şimdi ilk önceki ses, o sesi bir dinleyin, daha sonra bu ses hakkında konuşmaya başlayalım. Arkadaşlar bu seste Jesse'nin bir kapı kolunu zorladığını görebilirsiniz. Şimdi VKBRL'i biliyorsunuz ki Pam, Nani işte bu grubun yaptığını düşünmüştük. Ama VKBRL kararmadan önce Gale'ın son bir kapanış sesi gelmişti. Daha sonra demiştik ki acaba hani VKBRL Gale mi yapıyor, Pam mi yapıyor? Benim tahminimce VKBRL Gale yaptığını düşünüyorum. Çünkü VKBRL'in tam o yayın kararmadan önce 20 dakikalık bir Gale konuşması vardı arkadaşlar. Ve bu Gale konuşmasından sonra da VKBRL zaten kapanmış oldu. Şimdi o sesi de kısacası bir dinleyin. Hello, hi. Hey, I don't have much time. I snuck in here and I was able to dig in through the basement door and I was able to talk to you. I gotta talk to you right now about what's really going on in this world. Yani arkadaşlar demek istediğim şey, VKBRL Gale mi yaptı yoksa Pam, Jesse ve Nani'nin üçlüsünde bu işe dahil mi bilmiyoruz ama dünkü Jesse sesini duymamızla beraber kafalarımız iyice karıştı arkadaşlar. Jesse'nin o odada kilitli olduğunu öğrendik. Yani ben açıkçası hala esasında Gale'ın yaptığını düşünüyorum. Çünkü kapanış konuşmasında arkadaşlar Gale yani ne dediğini de bilmiyoruz. Çünkü aslında çevirisinde Yunan'ı söylemiştim ama aylar geçti arkadaşlar, unuttum açıkçası. Çünkü kapanış konuşmasında arkadaşlar VKBRL Gale'ın yaptığını yaptığı kadarıyla öyle bir şeyler hatırlıyorum. Açıkçası oradaki 20 dakikalık seslere bir çeviri yapsak gerçekten de çok büyük spoiler kazanırız. Dediğim gibi arkadaşlar, like atarsanız daha fazla VKBRL hakkında videolar yapacağız ve bu Gale'ın söylemiş olduğu kapanış konuşmasını çevirdiğimiz zaman acaba dünkü gelen Jesse seslerle alakalı bir detay bulabilecek miyiz? Çünkü Jesse sanki o odaya sıkışmış ve o odadan çıkmaya çalışıyor. Ha, bu kişi BB de olabilir, B de olabilir. Bence ve çoğunun kişinin tahminine göre Jesse. Ayrıca sadece bu da değil, dün bir ses daha geldi arkadaşlar. Yayın bir saniyeliğine dondu ve eski görünümünü aldı. Açıkça söylemek gerekirse artık VKBRL'nin geri döndüğü müjdesini sizlere verebilirim. Çünkü muhtemelen artık bundan sonra yeni sesler almaya devam edecektir. Eskisi gibi günlük VKBRL videoları yapmak çok eğlenceli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ama tabii ki de sizlerin de desteklerini bekliyorum. Umarım VKBRL videolarına güzel bir like atarsınız diye düşünüyorum. Her neyse, yanına çıkan videoları tıklayarak diğer videoya gidebilirsiniz. Buradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Jesse'nin sesinde çok fazla gizem olmadığı için sonraki videolarımızı saklıyoruz. Yeni sesler gelirse onları araştıracağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.